Temas kurduk. Bir şekilde temas kurduk. Bu bölümde açıklanamayan gizemler, uzaylılarla temasta, uzaylılar fenomenini ve onların dünyadaki amaçlarını keşfedeceğiz. Beni doğrudan sokağa götürdüler. Tüm o cesetleri görüyordum. Bana bir mesaj vermeye çalıştıklarını fark ettim. Araştırmalarımızla birlikte bilinen ilk kaçırma kurbanının özel açıklamalarını dinleyeceksiniz. Bizi inceleyenin uzun bir iğnesi var. O iğneyi karnıma batırıyor. Ve uzaylıların hayatlarının gidişatını etkilediğine dair kanıtlar bulan kaçırılan kişileri. Onlar çocukları da kaçırdılar, bir araya getirdiler ve iletişim kurmaları sağlandı. Kesinlikle Claire ve benim buluşmamızı planladıklarına inanıyorum. Uzaylıların insanları izlemek için kullandıkları iddia edilen özel araçları inceleyeceğiz. Elde bir üçgen, onlar için bir tanımlama aracı. Elimde doku eksikliği var. Ve cerrahlar bir aracı çıkarırken ameliyat odasına gireceğiz. Ayrıca özel rapor bölümümüzde uzaylı temaslarıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkardığımızda son analizimizi izleyeceksiniz. Hepsi açıklanamayan gizemler uzaylılarla temasta. Uzaylılar tarafından kaçırılma olayı artık hayal gücümüzde kurduğumuz bir hikaye değil. Her gün daha fazla psikiyatr, uzaylılarla kötü tecrübeler yaşayan kurbanların hikayelerini görmezden gelmeyi reddediyor. Kaçırılan çoğu kişinin anlattığı detaylar şaşırtıcı bir şekilde birbirine benziyor. Bu korkunç bir şey. Kaçırılıyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorsunuz. Buraya kadar kalp krizinden veya başka bir şeyden öleceğim dedim. Çünkü o bir insan değildi. Bir uzaylı aracıyla taşındığını söyleyen bazı kurbanlar korkunç deneylere maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Bana yaptıkları şeyden nefret ediyorum. Vücuduma yaptıkları şeyden nefret ediyorum. Hoş bir tecrübe değildi. Bu kimsenin başına gelmesini istemeyeceğim bir şeydi. Ama çoğu UFO karşılaşmalarıyla birlikte anılan saldırgan taktikler daha önemli bir mesaja mı işaret ediyor acaba? Kaçırılan herkes defalarca ön kapıdan girseler, beni korkutmasalar, hareketsiz bırakmasalar, otursalar ve bakın bir sorunum var yardım eder misiniz deseler, İznimi alsalar ve çıksalar, elbette yardım ederim derdim diyor. Vaka çalışması 174, bir gölden kaçırma. Kuzey Wisconsin, Karen Killinger ve Dennis Muraskava bir aile gezisinde ailelerinden ayrıldı. Genç çift karanlık gökyüzünde bir şey fark ettiler. Gölün diğer tarafında ufuktaki ağaçların üzerinde parlak turuncu, yıldıza benzeyen bir cisim doğrudan başımızın üzerine doğru uçtu ve biz de yukarı baktık. Bence bu uçuşu bir yusufçukla tarif edebiliriz. Bir yere zıplayıp duruyordu, başka bir yere zıplayıp duruyordu. Çok hızlı bir şekilde hareket ediyordu. Neyi izlediğimizi düşünüyordum. Sonunda ailemi çağırdım, böylece izleyebileceklerdi. Annem biraz korktu. Ama ona hak veriyorum. Dennis'in kız kardeşinin erkek arkadaşı eve girdi ve büyük bir el feneri aldı ve üç kere UFO'ya doğru açıp kapattı. Aniden tamamen kayboldular. Birkaç saniye kadar sonra onlar da bize üç kere ışık açıp kapattılar. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. O zaman açıklayamayacağımız bir şeyle karşılaştığımızı anladık. Gerçekten gariptir. Kesinlikle zeki birileri tarafından kontrol ediliyordu. Buna eminim. Olaydan sonra Muraskva ve Klinger kendilerini sersemlemiş ve hasta hissettiler. Daha sonra çift olay hakkında konuştuğunda o gece birkaç saati hatırlayamadıklarını fark ettiler. Bir ara yukarı baktık ve ay arabanın dikiz aynasıyla aynı hizadaydı. O sırada göle gittik. O kadar uzun süre geçmemişti ama ay batıyordu. Bu gerçekten çok garipti. O ana kadar belli bir süre orada olmadığımızı fark etmemiştim. Kendimi hasta hissediyordum. Bunu düşündükçe midem bulanıyordu. Çok kötüydüm. İnanın bana. Kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Daha fazla cevap aramak için Dennis ve Karen hipnoza sokuldu. Daha sonra notları karşılaştırdık. Karen'ın kendi hipnozu sırasında söyledikleriyle çok uyuyordu. İkimiz de aralarında boşluk olan imgeler gördük.
Kaçırılmalarının tek bir sebebi vardı: temas kurmak. Bu mesajın anlamı şu: dünya evrenin bir parçası. Bunun başınıza geldiğini hissederseniz, ne olursa olsun bu bilgiyi paylaşmak hissediyorsunuz. Çünkü risk almaya değer. Vaka çalışması 199, uzaklardan gelen mesajlar. Jean Robinson'a bir mesaj verildi. O, çocukluğundan itibaren defalarca kaçırıldığını iddia ediyor. Bütün o karşılaşmalar zihnine bilgiler kazımış. Zihnimde bana ait olmayan düşünceler belirmeye başladı. Hepsini yazıyorum. Onların hepsini yazdım. Jean bu ziyaretçilerin neden dünyaya geldiklerini bildiğine inanıyor. Bizimkine paralel unsurları anlamak için psikolojinizi inceledik. Size zarar vermek istemiyoruz ama türümüzü de korumak istiyoruz. Bizim türümüz sizin nüfusunuz arasında anlayışla karşılanırsa daha açık bir ilişki başlayabilir. Bunu yaşayan Steve Neal'e göre mesaj doğrudan insanlara yönelik. Ona ırkımızın yardıma ihtiyacı olduğu söylendi. Kendimizi doğadan ayırdık. Doğa orada, biz de burada gibi hissediyoruz. Sanki bu dünya sadece bizim için yaratılmış gibi. Kişisel çıkar uğruna onu kirletiyoruz. Bence dinozorlar gibi soyumuz da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hem de çok açık bir şekilde. Birçok kez kaçırıldığında, Neal'e geleceğe ait korkunç görüntüler izletildi. Bana nükleer bir savaştan sonra dünyanın durumu hakkında bir sahne gösterdiler. Beni doğrudan sokağa götürdüler. Tüm o cesetleri görüyordum. Bana bir mesaj vermeye çalıştıklarını fark ettim. Bu mesajı iletmeli, bu olası geleceği kabul etmeli ve bunu engellemek için bir şeyler yapmaya çalışmalıydım. Kaçırılan diğer kişiler, kendilerine gösterilen korkunç görüntüler karşısında destek grubuna katılmak zorunda kalmış. İnsanlara bir yıkım olacağı söyleniyor. Dünyada büyük değişiklikler olacakmış. Onlara bu görüntüler gösteriliyor. Kaçıranlar zihinlerine bu görüntüleri yerleştiriyor. Bunu açıklamak çok güç bir şey. Bir uzaylı ırkı gerçekten dünyanın geleceği konusunda insanları uyarmak için onları kaçırıyor olabilir mi? Kaçırılanlar bu mesaja inanıyor ve bir çözüm olduğuna da inanıyorlar. Bana soracak olursanız, bütün o görüntülerde gösterilen felaketlerin önüne geçilebilir. Yani bu felaketler yaşanmak zorunda değiller. Bu bizim gezegenimiz. Çok güçlü varlıklarız. Bu gücü olumlu yönde kullanmalıyız. Çünkü o zaman her şeyi yok edip huzur olmadığından şikayet etmek yerine güzellik, sevgi ve aynı zamanda huzur yaratabiliriz. Bu elimizde. Bu grubun üyeleri kendilerine verilen bilgiyi kabul ettiler ve şimdi bunu dünyanın da bilmesini istiyorlar. Sadece kendi ırklarına değil, bu çevrede daha fazla yaşayamazsak diye bize de yardım etmeye çalışıyorlar. Farklı vücutlara ihtiyacımız olabilir. Farklı adaptasyonlara ihtiyacımız olabilir. Farklı iklim türlerinde yaşayabiliriz. Her şey olabilir. Kaçırılan grup için tartışma daha yeni başlıyor. Uzaylılar gerçekten ne istiyor? Şimdilik teması gizli tutmaya devam edeceğiz. Yakında daha aktif ve samimi bir ilişkimiz olacak. Zeki yaşam formları arasında eşit konumlu bir ortaklık olacak. Az sonra bu kadının yaşadığı diğer bir temasın ardında ne yatıyordu? Korkma, sana zarar vermeyeceğiz. Sadece birkaç test yapmak istiyoruz diyor. İlk kaydedilen kaçırma olayına ait ipuçları bu elbisenin iplikleri arasında mı gizli acaba? Bu iki kadın bir uzaylı deneyi sonunda hayatlarının bağlandığını söylüyor. Onlar çocukları da kaçırdılar, bir araya getirdiler ve iletişim kurmalarını sağladılar. Uzaylılar bize ders vermeye mi çalışıyor? Mesaj şu: İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Ve uzaylılar bizi üzerimize yerleştirdikleri vericilerle mi takip ediyor? Muhtemelen gözlerimin arasında, beynimin içinde. Daha sonra özet raporumuzda her şeyi toparlayacağız. Daha fazla açıklanamayan gizem için bizi izlemeye devam edin.
açıklanamayan gizemler, uzaylılarla temas. Kaçırma fenomeni için sağlam bir açıklama yapılamıyor. Halk çoğu vakayı görmezden gelirken, en katı araştırmacılar bile buna inanmaya başlıyor. Kaçırmalar üzerinde çalışmaya başladığımda, bu olayların bir tür psikolojik fenomen olacağını bekliyordum. Aldatma amaçlı olmalıydı. Daha ciddi bir şey olamazdı. Ama bu konuda garip bir şey var. Devamlı görmeyi beklemediğim şeylerle karşılaşıyorum. İnsanlar çok samimi görünüyorlar. Normalde bu olayları gerçek tecrübelerden ayırmak çok güç oluyor. Çok gerçekçi olabiliyorlar. Dünya dışı varlıklarla ilgili raporlar son zamanlarda ortaya çıkan bir şey olmayabilir. Kanıtlar uzaylı fenomeninin yüzlerce yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Yabancı varlıklar ya da doğaüstü varlıklar tarafından kaçırma olayları insan ırkının en başından beri vardır. Halk hikayelerinde insanların periler tarafından kaçırılıp geri diyarına götürülmesi gibi pek çok olay söz konusudur. Bu UFO'nun içi de olabilir. Belki de insanların gördükleri şeyler kaçırıldıkları UFO'lar da olabilir. Dünya dışı bir yolculuk yapıyor olabilirler. Belli bir süre yok oluyorlar. Bu UFO kaçırmaları hikayelerine çok benziyor. Çoğu insanın başına açıklayamadıkları çok sıra dışı olaylar gelmiyor. Çoğu insan açıklayamadıkları ışık topları görmüyor. Çoğu insan yataklarının veya kanepelerinin etrafında küçük varlıklar görmüyor. Çoğu insan normalde insanların başına gelmeyecek türden 2-3-4 saat boyunca kaybolmuyor. Ama kaçırılan insanlar bu olayları sıklıkla yaşıyor. Hayatları bunlarla. Garip olsa da bunu yaşamak zorunda kalıyorlar. Ünlü gazeteci C.D.B. Bryan, kaçırılma olaylarına şüpheci bakıyordu. İnsanların kaçırılmaları ve garip tıbbi prosedürlere tabi tutulmaları bana pek inandırıcı gelmiyor. Ama MIT'deki bir uzaylı kaçırma konferansına katıldığında, Bryan'ın görüşü tamamen değişti. Kulağa mükemmel bir New Yorklu fikri gibi geldi. Yeşil küçük adamlar. Bir an bile bunu ciddiye almadım. Ama konferansın sürdüğü 3-4 gün boyunca açıklanamayan bir fenomen olduğunu kabul etmeye başladım. Onların çılgın olduklarını düşünmekten uzaklaştım. Bu insanlar için çok inandırıcı bir durum. Ve bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Muhtemelen en ikna edici hikaye New Hampshire'dan geldi. Burası uzaylıların insanlarla temasları hakkında belgelenen ilk olayın geçtiği yer. Betty ve Bernie Hill 42 yıl önce bir gece evlerine doğru arabayla giderken parlak bir ışık gözlerini aldı. Ön farımıza kadar geldi ve durdu. Yukarı baktık. Yuvarlak bir pencere gördük. Her bir tarafında kırmızı ışıklar vardı. Barney dürbünü aldı, arabadan çıktı ve o aracı tanımlamaya çalıştı. Bir grup adam pencereden ona bakıyormuş. O sırada o korkmuş. Ona sanki onu yakalamaya çalışıyorlar gibi gelmiş. O da çok heyecanlanmış ve bundan çok korkmuş. Dehşete kapılan çift arabalarını atladı ve olay yerinden ayrıldı. Ama eve geldiklerinde arabalarının kaportasında garip izler ve Betty'nin elbisesinde gizemli bir madde gördüler. Ayrıca 3 saatlerinin nasıl geçtiğini hatırlayamadılar. Veri dosyası, kayıt. Bir şekilde üzerimize bir şey bulaştığını hissettik. Barney'e bunun garip olduğunu söyledim. Neden bunu söylediğimi bilmiyorum. Temas kurduk. Bir şekilde temas kurduk. Hill ailesinin tecrübesi onları ünlü bir psikiyatr olan Dr. Benjamin Simon'a danışmaya itti. Hipnoterapi seanslarında şimdiye kadar kaydedilmemiş bir travma ortaya çıktı. Gittikçe derine iniyorsun. Uyuyorsun. Bu gerçekten de büyük bir keke benziyor. Arabanın motoru bozuldu. O yaratık liderleri bana bir şey söylüyor. Bana orada dur diyor. Seni incitmeyeceğiz. Sadece bazı testler yapmak istiyoruz diyorlar. Beni bir yere götürüyorlar.
Başım zonkluyor. Tamam. Dürbünü aldılar. Tamam. Darın, bana güç ver. Burada ne, kaç. Dürbünü koy ve kaç. Kaçmam gerekiyor. Kaçmam gerekiyor. Uzaylıların testlerinden biri bir tür amniyosentez gibi görünüyor. Bizi inceleyenin uzun bir iğnesi var. Gördüğüm tüm iğnelerden daha büyük ve o iğneyi karnıma batırıyor. Ben o sırada ağlıyorum. Onlara canımın yandığını söylüyorum. Canım yanıyor. Çok canım yanıyor. Çıkarın şunu diyorum. Hipnoz altında hatırladıkları olaylar çok travmatikti. Benny ve Bernie'nin aylar sonrasına kadar kayıtlarını dinlemelerine izin verilmedi. Yaşadıkları tecrübe hemen duyuldu ve iddiaları olay yarattı. Hemen tanındık. Barney ve ben dışarı yemeğe çıktığımızda insanlar gelip imzamızı istiyorlardı. Peki uzaylılar Hill ailesinden ne istiyordu? Testlerinin amacı neydi? Veri dosyası tanımlanamayan madde. Hill ailesinin kaçırıldığına dair son kanıt dolaplarındaydı. Betty Hill'ın kaçırıldığı sırada giydiği elbise, uzaylı testleri hakkında herhangi bir cevap sunuyor muydu acaba? Gördüğünüz gibi bu mavi, pembe tozumsu bir maddeyle lekelendi. Bu kesip laboratuvara gönderdiğim son parça. Onu analiz edemediler. Pembe lekeye neyin neden olduğunu bilmiyorlar. Az sonra açıklanamayan gizemlerde. Kaçırılan bu kişi kendisine özel güçler verildiğini iddia ediyor. Bana bir enerjim olacağı söylendi. Hasta olan insanlara yardım edebilecektim. İki meslektaşın geçmişlerindeki gizemli bağlantıyı öğreneceğiz. İkimiz de piknik alanından ormana gittik ve sonunda o açıklık alandan birlikte kaçırıldık. Ben o diğer çocuktum. Ve daha sonra bir uzaylı izleme aygıtı takılmış olmanın verdiği dehşet. Ağladım ve çığlık attım. Çok korkuyordum. Çünkü neler olduğunu bilmiyorum. Ve son olarak edindiğimiz tüm bilgileri özet raporumuzda inceleyeceğiz. Az sonra açıklanamayan gizemlerde. Açıklanamayan gizem az. Uzmanlar gitgide artan kaçırma olaylarının nedeni hakkında ne düşünüyor? Tehlikeli bir durum baş gösteriyor. Arkadaşlar ve hatta bütün aile kaçırıldığını iddia ediyor. Birlikte kaçırılma sorunu anlamamız gereken bir şey. Birçok insan diğer insanlarla birlikte kaçırılıyor. Vaka çalışması 143. Yeniden bir araya gelme. Dayan'la ilk tanıştığımda onunla önceden tanıştığımı veya önceden onu bir yerde gördüğümü düşünmüştüm. Onu çok iyi tanıdığımı hissediyordum ama bunu açıklayamıyordum. Bu kişiyi tanıyorum dedim. Atlara karşı çok rahattı. Onu aniden tanıdım. Onu o gün tuttum. Evet. Claire 4 yıldır bir çiftlikte çalışıyordu. Sonra bir gece karanlık bir yolda olan olay hayatını değiştirdi. Akşamın ilk saatlerinde yola çıktım. Gökyüzünde ışıklar gördüm. Arabayı yolun kenarına çektim. O ışıklar gözümü aldı. Olduğum yerde dona kalmıştım. Neler olduğunu açıklayamıyordum. Karşılaşmadan sonra Claire hastalandı ve günlerce kendini sersemlemiş hissetti. Sanırım ikimiz de onun çıldırmaya başladığını düşündük. Çok fazla stresten belki sinirleri bozulmuştu. Aynı zamanda kısa yolculuğu sırasında 5 saati hatırlayamıyordu. Bana garip şeyler gördüğünü söylüyordu. Garip bir el gördüğüne dair anıları vardı ve gördüğünü çizdi. Ve başka bir sorunsa Diana'nın fiziksel değişimler yaşamaya başlamasıydı. Bu olaylar birbiriyle ilgili miydi acaba? Gözlerim inanılmaz bir şekilde iyileşti. Görüş gücümün bu kadar gelişmesine benim de kaçırılmış olmamdan başka makul bir açıklama doğrusu getiremedim. Claire ve Diana bu gizemin açıklamasına yardımcı olmak için bir hipnoz seansına katıldı. Elbette ilk hatıramda çığlık atıyordum. Çünkü gözümün önünde uzaylılar vardı. Onlardan kaçamıyordum. Yakalıyorlardı beni. Sana ne yapıyorlar? Sana ne yapıyorlar? Başıma bir şey yapıyorlar. Sen iyisin. Hipnoz altındaki Diana'nın
Uzaylıların testleriyle ilgili açıklamalarından sonra üzerinde yara izleri keşfetti. Bir çocukluk anısı kaçırılma yöntemleri hakkında kilit bir rol oynayabilir. 12 yaşımdayken okuldan bazı arkadaşlarımla bir pikniğe gitmiştim. Küçük bir kız bana doğru geldi. Mavi bir üniforma giyiyordu. İngiliz olduğunu düşündüğüm bir aksanla konuşuyordu. Düşünmeye veya tartışmaya fırsatım olmadan ikimiz de piknik alanından ormana gitmiştik. Sonunda o açıklıktan birlikte kaçırıldık. İkimiz de ortadan yok olmuştuk. Claire diğer İngiliz kızın ne giydiğini tarif ettiğinde dolabımı açtım ve onun tarifine tam olarak uyan bir ceket çıkardım. Bana İngiltere'de o sırada okula giderken ne giydiğini tarif etti. 9 yaşındayken İngiltere'de okula gittiğini bilmiyordum. Ben o diğer çocuktum. Veri dosyası uzaylılar insan sosyalliğini araştırıyor. Bir patent bulduk. Onlar çocuklarını da kaçırdılar, bir araya getirdiler ve iletişim kurmalarını sağladılar. Sanki uzaylılar insanların ilişkileri ve arkadaşlarıyla ilgileniyor gibiydi. Kesinlikle başından beri, çocukluğumuzdan beri Claire ve benim buluşmamızı planladıklarına inanıyorum. Bence açıklayamamama rağmen bu hayatta, bu dünyada tekrar bir araya gelmemiz inanılmaz. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Vaka çalışması 114, iyileştirme yeteneği. Gecenin bir yarısı uyandım. Yatağımın ucunda biri olduğunu hissettim. Bu Judy. Onun isteği doğrultusunda gerçek ismi kullanılmayacak. Ve elimi uzattım. 5 yaşındaki bir çocuğun boyundaki birinin omzuna dokundum. Bunu gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Kesinlikle hatırlıyorum. Çoğu uzaylı türbesi travmatik oldu. Dona kalmıştım. Hareket edemiyordum. Çok korkunçtu. Ama o sırada neler olduğunu bilmiyordum. Çünkü uzaylı kaçırmaları hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Veri dosyası temas sonrası iyileştirme gücü geliyor. Judy yıllar sonra son bir tıbbi prosedüre tabi tutulduğunu söylüyor. Beynime lazerle bir tür obje yerleştiriyordu. Her bir şakama yerleştirdi. Evet, her bir şakama lazerle bir tür obje yerleştirdi. Biri buraya, biri buraya, biri de arka tarafa. Hasta insanlara yardım edebileceğimi söyledi. Kaçırılan bazı kişiler kaçırma olayından döndükten sonra güçlerinin arttığını, psişik güçler ve iyileştirme yetenekleri kazandıklarını hissediyorlar. Bu çok sıra dışı bir şey. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir şey değil. Judy'nin özel yetenekleri birçok kişiye yardım etti. 3 dakika sonra kendimi çok sıcak hissettim. Ellerinin altındaki bölge inanılmaz sıcaktı. Sonra tüm vücudum ürpermeye başladı ve rahatladı. Yavaş yavaş 12 saat içinde mide bulantısı ve hastalık ortadan kaybolmaya başladı. Evet, bunları gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Beni iyileştirdi. Judy'nin yeteneği, uzaylıların iyi niyetinin bir göstergesi mi? Yoksa dünya dışı varlıkların gelecek hakkındaki bir uyarısı mı? Sanki bana hazır ol veya olma, geliyoruz diyorlardı. Az sonra uzaylılar tarafından defalarca kaçırılan insanlar. Ben kendimi tecrübeli olarak nitelendiriyorum. Çünkü beni rızam olmadan götürmüyorlar. Ben gönüllü olarak gidiyorum. Kaçırılmak için seçilenlere verilen mesajlar. Mesaj şu: uyanın ve büyüyün. İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Uzmanlar uzaylıların planlarını inceliyor. Bildiğimiz insan ırkı yakında yok olacak. Maalesef kurtulamayacak. Ve daha sonra bir uzaylı izleme aygıtının gizli bir şekilde çıkarıldığına tanıklık edeceksiniz. Bunun dünya dışı olduğunu düşünmeme yol açan şey kimsenin vücudundan öyle bir şeyin çıktığını görmemiş olmamdır. Açıklanamayan gizemler, uzaylılarla temas. Dünya dışı varlıklar bize acil bir mesaj mı iletmeye çalışıyor? Vaka araştırması 232, aile kaçırma.
Dehşete kapılmış bir şekilde uyandım. İçeri ışık girdi. Yatak sallanıyordu. Hepsi sanki aynı anda oluyordu. Gözlerimi açtım ve duvarda bir uzaylının yüzünü çok net bir şekilde gördüm. Birkaç hafta boyunca karanlıktan korktum. Buna uyum sağlamaya çalıştım. Shannon Hernandez, annesi Debbie Majel sayesinde kelimenin tam anlamıyla bir tecrübe yaşadı. Debbie hayatı boyunca devamlı kaçırıldığını hatırlıyor. Uzaycılarla temasının olumlu bir tecrübe olduğunu hissediyor. Kaçırılan kişiler hiçbir olumsuz yan etki görmüyor. Yani sadece oradan götürülüyorlar. Ben kendimi tecrübeli olarak nitelendiriyorum. Çünkü beni rızam olmadan götürmüyorlar. Ben gönüllü olarak gidiyorum. Kaçırılma uzmanları bunun önemli bir olay olduğunu söylüyor. Bazı insanların tecrübeleri kesinlikle kaçırma olarak tarif edilebilir. Çırpınarak, çığlık atarak, mücadele vererek götürülüyorlar. Diğerleri ise zamanla olanları anladıklarında işbirliği yapıyorlar. Ve bu olaya da katkıda bulunacak şekilde onlarla birlikte çalışıyorlar. Dr. Richard Boyden'la bir dizi terapi seansına giren Shannon, uzaylıların paylaştığı görüntüleri hatırladı. Etrafında bir şey fark ediyor musun? Görüntüler. Neden o görüntüleri gördüğünü biliyor musun peki? Öğrenmek için. Bu gelecekle mi ilgili acaba? Evet. Ne kadar ilerisi? Ne kadar ilerisini görebiliyorsun? Çok uzak bir gelecek değil. Çok yakın bir gelecek mi? Gelecek birkaç yılda. Görüntülere dayanarak gelecek birkaç yılda ne olacak peki? Büyük değişimler, jeolojik değişimler. Bundan çıkardığın bir genel fikir ya da ders var mı acaba? Evet, endişe etmeyin. Her şey yolunda olacak. Boylan kaçırma tecrübelerindeki benzerlikleri görebiliyor. Dünya dışı varlıklar farklı mesajlar iletiyor. Dünyadaki değişimler, afetler, jeoloji, iklim değişimleri, salgınlar, sosyal huzursuzluk, savaşlar ve buna benzer şeyler. Bu tür şeylerin hepsi kaçırılan insanlara gösteriliyor. Debbie uzaylıların bu kehanetlerini iletmek için telepati kullandığına inanıyor. Uzaylılar sen bu görüntüleri görürken mi seninle iletişim kurdular? Evet. İletişim kurmaları için bir amaç var mıydı? Genel kanın ne? Bir ivedilik hissi var. İvedilik ne için? Bir şeyi anlamam için diyebilirim. Harvard Tıp Fakültesinden bir psikiyatr olan Dr. John Mack anlaşılması gereken bir uzaylı mesajı olduğuna inanıyor. Bunun çılgınca olduğunu düşünüyordum. Bunun mümkün olmadığını düşünüyordum. Birçok vaka gördüm ve burada bir gizem söz konusu. Bunu açıklayamıyorum demeden önce 2 yıl çalıştım. Vaka çalışması 91. Yukarıdan uyarılar. O masanın etrafında o varlıklarla birlikte olduğumu hatırlıyorum. Joe, John Mack'le birlikte çalışan bir hasta. Büyük siyah gözleri olan küçük gri varlıklar. Birileri enseme bir iğne batırdı. Çocukluğundan beri düzenli olarak kaçırıldığını hissediyor. Çok gerçekçi tecrübeler yaşadım. Her bir anı şu anda konuştuğum gibi gerçekti. Yine de onları aklımdan çıkaramıyordum. Çünkü çok sıra dışıydılar. Gözlerime inanamamıştım. Ve ne yapacaklarını bilmiyordum. Joe aynı zamanda kendisini kaçıran uzaylıları da tanımladı. Bir yanım kesinlikle dehşete kapılmıştı. Diğer yanımsa bu prosedürü ve olayı açıklamaya çalışıyordu. Yaşadıkları travmanın dehşetini atlatmaya başladıklarında bu tecrübe değişmeye başlıyor. Bu hayatımın en etkileyici tecrübesiydi. Kesinlikle en etkili. Tecrübeleri bizim gerçeklik tanımımıza uymasa bile doğruyu söylemediklerine veya bunun başlarına gelmediğine inanmamamız için bir neden yok. Bu onlara göre gerçek. Mesaj net. Biz insanlara şu söyleniyor. Bildiğimiz insan ırkı yakında yok olacak. Maalesef kurtulamayacak. Maalesef. Görünüşe göre bu olasılık gelecek. Biz tavırlarımızı değiştirmediğimiz sürece gerçekleşecektir. Bence bize aynı zamanda hareketlerimizi değiştirme fırsatı verilmesi tamamen tartışmaya açık bir durum. Mesaj şu. Uyanın ve büyüyün. İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Yalnız değilsiniz. Bunu unutmayın. Az sonra açıklanamayan gizemlerde.
kaçırılan kişiler vücutlarına gizlenmiş uzaylı vericileriyle mi dönüyor? Uzaylı vericileri var. Bizi izliyorlar. Kulağıma yerleştirilen nesne 6-7 santim uzunluğunda silindir şeklinde bir şeydi. Bir matkap gibiydi ve çok çok acı veriyordu. Ve bu nesneler kaçırılma fenomeninin birer kanıtı mı? Bir cerrahın çoğu kişinin uzaylı vericisi olduğunu inandığı nesneyi çıkarma görüntülerini izleyeceksiniz. Son olarak özet raporumuzda kanıtları analiz edeceğiz. Az sonra açıklanamayan gizem. İnsanların sadece uzaylılarla kurdukları temas rapor edilmiyor. Vücutlarına izleme aygıtları yerleştirildiği de söyleniyor. Bir verici takıldığında vücudunuza bir şey sokulmuş gibi bir duygu yaşıyorsunuz. Bu çok acı verici bir şey. Muhtemelen gözlerimin arasında, beynimin içinde. Ağladım, çığlık attım. Çok korkuyordum. Çünkü neler olduğunu bilmiyordum. Bu fenomenleri araştıran kişiler uzaylı vericileri olduğunu söylüyorlar ve bizi izliyorlar. Bu aygıtlar nedir ve neden insanlar takip ediliyor? Vaka araştırması 271 insan denekler. İki kadın ıssız bir yolda evlerine gidiyordu. Soğuk bir Kasım gecesiydi. İkimiz de gökyüzünde büyük bir ışık gördük. O sırada ışık hızla alçaldı. Gökyüzünden düştü. Arabayı aydınlattı. Arkadaşımın elini tuttum. Aman Tanrım, tekrar olmasın dedim. Aman Tanrım dedim. Bu Wendy. Gerçek kimliğini korumak için ismini vermemizi istemedi. Wendy devamlı kaçırmaya maruz kaldı. Yoldaki olaydan sonra uzaylıların onu herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bulabildiğini düşünüyor. Veri dosyası, verici izleri. Bu fotoğraflar ertesi gün oluşan izleri gösteriyor. Bunlar aygıt yerleştirildiğini mi gösteriyordu acaba? Elim tarak kemiğimin üzerinden üçgen şeklinde yandı. Elde bulunan üçgen onlar için bir tanımlama gibi. Elimde doku kaybı oldu. Derinde bir oyuk vardı. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bu çok belli. Kaçırılmalarda hayatta kalanlara göre bu prosedürlerin anıları özellikle travmatik. Bu anılar beni az kalsın çıldırtacaktı. Bir hipnoterapiste gittim. Tüm olayı hatırlamama yardım etti. Bir masaya yatırıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra altımda masa yokken havada uzanır vaziyette tutuldum. Kulağıma bir şey yapıyorlardı. Kafam karışmıştı. Hiçbir şey yapamıyordum. Pazar sabahı yastığımda kanla uyandım. Yatak odasına gittim. Işığı açtım ve çenemden kulağıma kadar yüzümün her yerinde kan vardı. Bu beni çok korkuttu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. İşte buramdaydı. Bu bir hayvanın denizde veya vahşi doğada işaretlenmesi gibi geliyor. Ama bu bize de oluyor. Binlerce insan işaretlendiğini iddia ederek geliyor. Kesinlikle dehşete kapılmıştım. Onun ne olduğunu biliyordum. Korkuyorum. Ailem için korkuyorum. Bu tecrübeyi sadece birkaç arkadaşıma anlattım. Anlattıklarım da artık çevremde değil. Bu işi ciddiye alan doktorlar var ama bu konuyu halka yaymak istemiyorlar. Bu aygıtları çıkaran cerrahlar var. Kaçırılan insanları tedavi edip onlara bakıyorlar. Bunları çıkardığımızda gördüğümüz şey, önceden gördüğümüz şeyden çok daha farklıydı. Bambaşka bir şeydi. Bu cerrah kimliğini gizlemek istiyor. O iki hastasından üç vericiyi çıkarmayı deneyecek. Bunlar hastaların röntgenleri. Bu ikinci eklem kemiğinin tabanında yer alan bir yabancı cisim. Bunu çıkaracağız. Bu prosedürü her şekilde kaydetmeyi çok istedik. Kamera ve fotoğraf makinesi kullandık. Bu anı ölümsüzleştireceğiz. Bakalım neler olacak. İki saatlik ameliyatlarda iki hastadan üç metalik obje çıkarıldı. Mike Evans ameliyatlara yardım etti. Bunun dünya dışı olduğunu düşünmeme yol açan şey, kimsenin vücudundan öyle bir şey çıktığını görmemiş olmamdır. Bu nesneler çok yoğun. Koyu gri bir kapağın içine yerleştirilmişti. O kadar yoğundu ki, içindeki metale bakmak için kapağını çıkarmaya kalktığında
Onu neşterle kesemedim bile. O bizim için gerçekten çok garip bir durum. İki hasadan çıkarılan nesneler neredeyse aynıydı. Bence bunun korkutucu bir yanı var. Nasıl olur da iki benzer obje farklı bölgelerde, farklı zamanlarda yaşayan bir adamın ve bir kadının içine girebilir? Bunun şansı çok düşük. Ameliyatlar kaçırılan kişileri, uzaylıların onları tekrar ziyaret etmesinden alıkoyabilir mi? Cevaplar devamlı kaçırılmayla yüz yüze kalan kişilerin devamlı aklında. İşaretlendiğiniz zaman sizi bulurlar. Nereye gittiğiniz hiç önemli değil. İstediğiniz yere gidebilirsiniz ama dünya yuvarlaktır. Şimdi özet rapor zamanı. Uzaylılar tarafından kaçırılma fenomeni büyüdü. Bunu internetten daha iyi hiçbir yerde göremezsiniz. İnternette basit bir araştırmayla uzaylıların kaçırma olaylarına adanmış yüzlerce web sitesine ulaşabilirsiniz. Çoğunda diğer dünyalardan gelen ziyaretçileri temsil eden detaylı resimler var. Sıradan griden, nadir reptilyana kadar bu özel resimler korkutucu bir hikayeyi anlatıyor. Bazı internet siteleri kaçırılma belirtilerinden bahsediyor. Kendinize sorun. Geçirdiğiniz herhangi bir zamanı hatırlamıyor musunuz? Sıra dışı burun kanamaları geçirdiniz mi? Uyku düzensizlikleri geçirdiniz mi? Felaketlerle dolu rüyalar gördünüz mü? Bu siteye göre bunları yaşadıysanız kaçırılmışsınızdır. Bilgiler arttıkça ve kurbanlar gelmeye devam ettikçe uzaylılar tarafından kaçırılma olayları artık halüsinasyonlar olarak görülmüyor. Bazı insanların tecrübeleri kesinlikle kaçırma olarak tarif edilebilir. Birçok vaka gördüm. Ve burada bir gizem söz konusu. Onu açıklayamıyorum demeden önce 2 yıl çalıştım. Başlarına bir şey geldiğini söylüyorlardı. Ve kaçırılanlar için hikayelerini paylaşmak çok önemli. O ışıklar gözlerimi aldı, dona kalmıştım. Ne olduğunu açıklayamıyordu. Bir grup adam pencereden ona bakıyormuş. O sırada o da çok korkmuş. Ona sanki onu yakalamaya çalışıyorlarmış gibi gelmiş. Çok heyecanlanmış. Bazılar için bu uzaylılar geleceğimizle ilgili uyarılar vermek için barış içinde geliyorlar. Zihnimde bana ait olmayan düşünceler belirmeye başladı. Hepsini yazıyorum. Bu mesajı iletmeli, bu olası geleceği kabul etmeli ve bunu engellemek için bir şeyler yapmaya çalışmalıydım. Mesaj şu: uyanın ve büyüyün. İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Diğer uzmanlar uzaylı araştırmasının konusunun insan olduğunu düşünüyor. Bu korkunç bir şey. Kaçırılıyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorsunuz. Biz insanlara şu söyleniyor: bildiğimiz insan ırkı yakında yok olacak. Maalesef kurtulamayacak. Maalesef. Sadece kendi ırklarına değil, bu çevrede daha fazla yaşayamazsak diye bize de yardım etmeye çalışıyorlar. Daha da rahatsız edici olan, kaçırılan kişilerin zalimce, şok edici deneylere tabi tutulması. Kulağıma bir şey yapıyorlardı, kafam karışmıştı, hiçbir şey yapamıyordum. 6-7 santim uzunluğunda, silindir şeklinde bir şeydi, bir matkap gibiydi ve çok acı veriyordu. İğneyi karnıma batırıyor, ağlıyorum. Onlara canımın yandığını söylüyorum. Canım yanıyor, canım çok yanıyor. Çıkarın şunu diyorum. Hoş bir tecrübe değildi. Bu kimsenin başına gelmesini istemeyeceğim bir şeydi. Dünya dışı varlıkları araştırırken bazı korkuları var. Binlerce insan işaretlendiğini iddia ederek geliyor. Elde bulunan üçgen onlar için bir tanımlama. Elimde doku kayboldu, derimde bir oyuk vardı. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bana yaptıkları şeyden nefret ediyorum. Vücuduma yaptıkları şeyden nefret ediyorum. İşaretlendiğiniz zaman sizi bulurlar. Nereye gittiğiniz önemli değil. İstediğiniz yere gidebilirsiniz ama dünya yuvarlaktır. Öyleyse bu gelecekte insan ve uzay arasındaki ilişki açısından ne anlama geliyor? O zamana kadar sadece uzaylıların bizim için ne düşündüğünü merak edebiliriz. Uzaylıların amacı açıklanamayan bir gizem olarak varlığını koruyor.